Paşamark Sunay Aydın'la Maksat Muhabbeti sunar. Maksat muhabbet olsun. Evet. Olsun mu? Olsun tabii ki. Olsun tabii ki. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. 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 Günün koşuşturması, yoğun iş temposu, kısaca günün stresi en iyi nasıl atılır dedik, Soluğu Nur Pastanelerinin Esen Şubesi'nde aldık. Malum enfes tatlı ve pastalara dayanabilecek bir stres yok. Evet sevgili izleyenler, maksat muhabbet olarak şimdiki durağım Esenkıray. Esenkıray'a uğramamın sebeplerinden bir tanesi Nur Pastanesi. Malum mübarek Ramazan ayımız yaklaşıyor. İçeride de müşterilerimiz var, onlarla da biraz muhabbet edeceğiz. Enfes lezzetler, demli bir çay, muhabbetsiz gitmez asla diyoruz. Başlıyoruz muhabbetimizi aramaya. İranlı kıymetli hanımefendiler bizden önce muhabbeti kurmuş zaten. Biz de hemen kendimizi güzel muhabbet ortamına dahil ediyoruz. Özellikle hanımlar almışlar kahvaltılarını, masaya donatmışlar. Malum bende de işsizlik var ya, illaki birilerinin masasına oturacağım. Oturduğum zaman da bana dediler ki biz dediler ki Türk değiliz. Ama işlerinin bir tanesi Türkçe biliyor. Onunla muhabbet edeyim dedim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Neredeyiz? Ben İranlıyım. İranlısın? Evet. Hepiniz mi İranlısın? Evet, hepimiz. Sen de biliyorsun, Türkçe biliyorsun ama. Ben de, evet, biliyorum. Eşiniz mi Türk? Hayır, bir tane arkadaşım vardı ya, onu ona öğrettim. Ne güzel kahvaltı yapıyorsunuz böyle. Evet, biz geliyoruz burada. Her zaman geliyoruz. Evet, buraya çok iyi. Beğeniyorsunuz yani. Çok, nereden çok beğeniyorum. Biz Bodrum'dan geliyorduk. Bodrum'dan geliyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Asbülbün yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Maksat muhabbet olsun mu? Muhabbet olsun. Peziş öyle, peziş. Heli hoşum edin. Heli hoşum edin. Muhabbetimiz devam ediyor. Emekli eğitimci beyefendi, Bitlisli olduğunu söyleyince meşhur Türk'ün hikayesini soruyor. En doğru bilgileri alıyoruz. Sağ olun. Kahvaltıyı yapmışsınız herhalde. Yaptık. Muhabbete devam ediyoruz. Yani evet. Ben de dahil olmuş oldum muhabbetinize. Buyurun, size de bir şeyler ikram edelim. Çok teşekkür ediyorum. Nereden geliyoruz buraya? Biz burada oturuyoruz. Ben sen de mi oturuyorsun? Onda oturuyorum. Onda dışarıda, buralarda oturuyorum. Anladım. Ne anlatıyordun böyle hayratlarla? Biz ticaret konuşuyoruz. Ticaret konuşuyorsun. Evet. Ne iş yapıyoruz? Nakliyeciyiz. Nerelisin? Eski öğretmenim ben ama. Öyle mi? Evet. Kaç yıl öğretmenlik yaptın? 28 yıl. Olsun sana. Evet. Bitlis. Bitlis'in. Evet. Ya Bitlis zaten desene bana abi. Ben de ikide bir soruyorum yani. Bitlis'in 5000 lira muhabbeti var, onu biliyor musun? Çok iyi biliyorum. Ben anlatır mısın onu ya? Merak edenler var. Çok yakın tarihli bir efsane aslında. Bitlis'in işte işgal dönemlerinde bir babayla oğlun. Bitlis böyle rampalı, yokuşlu bir yer, dağlı bir yer. Bir dağın öbür tarafından gurbetten Bitlis'e dönerken Bitlis'in düşman işgalinde harap olduğu ile ilgili bir ağıttır. Onu görüyorlar. İşte ondan sonra oğluna bir bak bakayım ne var ne yok Bitlis'e diyor. Tepenin öbür yüzüne bakıyor, Didevan Dağı'ndan oradan bakıyor. İşte baba bir şey yok, her taraf yıkılmış. Sadece 5 tane minare ayakta kalmış diyor. O hikaye de, o efsane de oradan gelişmiş. İşte bir ağıt olmuş. Türkü diyoruz ama aslında ağıt. Sen de biliyorsun bunu herhalde abi. Biliyorum, ben edebiyat hadi bir söyle abi. Yok söyleme. Söylemen lazım. Edebiyat öğretmeni. Yok. Attın topu tutalım. Hayır. Kısaca bir söyle. Bitlis'te 5 minare, Bergel olan Bergel, yüreğim dolu yare, Bergel olan Bergel diye. Şiiri o şekilde söylerim ama ben sesime de güvenmem, akorduma da güvenmem yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bitlis'e gidip geliyor muyuz? Bitlis'e iyi olun dileklerini en samimi haliyle iletmeyi de unutmuyor beyefendi. Hadi kardeşim Bitlis'e abi. Burada bir şeyler söyle. Herkese selam söylüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi olun. Merhabalar. Merhaba, günaydın. Afiyet olsun, günaydın. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Aldınız, beraber toplandınız, geldiniz Nur Pastanesi'ne kahvaltı yapıyorsunuz. Aynen, aynen. Çok da iyi yapmışsınız. Ama tercihimiz burası çünkü yani her türlü şey var. Üstüne bir de bizim Türk yiyeceklerimiz. Yani oturacaksınız, muhabbet edeceksiniz, bol bol kahvaltı yapacaksınız. Uzun uzun kahvaltının ve hoş sohbetin tadını çıkaran hanımefendiyle birlikte maksat muhabbet olsun diyoruz. Evet sevgili izleyenler, 5 tane şubemiz var Enerver'de ve bu şubelerimizde sabahları özellikle acık büfe kahvaltımız var. Akşamları da alakartımız var. Alakarttan sonra da çok güzel tatlar sizleri bekliyor. Benim buraya gelmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi malum Ramazan ayımız yaklaşıyor. Ramazan ayında ne gibi çalışmalarımız olacak? Ondan dolayı buraya gelmiş oldum. İçeride de muhabbetimi yapmış oldum. Bir de arka tarafa geçeceğim. En önemlisi Ramazan pidelerimiz. Bütün şubelerimizde Ramazan pidelerimiz olmuş olacak. Ramazan ayı öncesinde hummalı çalışmaların başladığı pastanede mutfaktaki çalışmaların detaylarını merak edip giriveriyoruz mutfağa. Ustamızla gönlümüzü muhabbete, dumanı üstünde simitlerle gözümüzü lezzete doyuruyoruz. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamdayız şu anda. Tertemiz, bir de mis gibi hamur kokuyor yani. Evet. Ne yapıyoruz burada? Şu an açma yapıyoruz. Açma yapıyoruz. Peynirlisi, kaşarlı,
patatesli, ondan sonra sade. Yok yok ya. Yani. Yok yok yani. Değil mi? Bu şubede sen bu sene inşallah nasip olursa Ramazan pidelerini sen yapacaksın herhalde. Allah izin verirse. Değil mi? Olmaz da olmazımız Ramazan pidelerimiz. Tabii ki. Bütün hamur çeşitlerimiz de var yani. Var. Var. Etli ekmekleri falan da yapıyor musunuz? Hepsini yapıyoruz. Etli pideler, kıymalı pideler. Hepsini yapıyoruz. Evet. Lahmacun. He? Hepsini yapıyoruz. Kırt kır böyle kıtır kıtır. Kıymalısı, peynirlisi hepsini yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür sağ ederim. Buranın olmazsa olmazı gözlemeler için uğrak yerimizdeyiz. Ocak başında muhabbetini aldığımız hanımefendinin elleriyle hazırladığı gözlememizi tadıyoruz. Ablacığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? İyiyim abla. Ne yapıyoruz burada? Gözleme yapıyoruz. Gözleme yapıyorsun? Evet. Kaç çeşit gözlememiz var? Üç. Üç çeşit. Patatesli, peynirli, ıspanaklı. Değil mi? Evet. Bütün şubelerimizde mevcut herhalde. Aynen. Böyle taze taze yapıyorsunuz. Taze taze yapıp kesip müşteriye veriyoruz. Kesip müşteriye veriyoruz. Evet. Hadi bir gözleme de bize yap yiyelim bakalım nasılmış. Neyli istiyorsun? Neyli yiyelim Murat. Ispanaklı, peynirli Murat diyor ki bir ablamız yapsın bakalım nasıl yapıyor. Tamam. Nerelisin sen? Bulgaristanlı. Bulgaristanlısın. Evet. Ne güzel bak öğrenmişsin bu işi. Evet. Yoksa orada da bu işi mi yapıyordun? Yo burada öğrendim. Burada öğrendin değil mi? Evet. E yap da bir yiyelim o zaman. Yapalım. Sunay Aydın'la Maksat Muhabbet devam ediyor.